Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Kul inneni hedani Rabbi ila siratim mustakimin dinen kıyama millete İbrahim hanifen ve ma kana minel De ki şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, hakka yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortayı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Ben ancak güzel ahlaki tamamlamak için gönderildim. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim ahlaki değerlere çağıran birçok ayetle doludur. Hucurat suresi gibi insani ve medeni bir toplumun oluşmasına çayıran sureler vardır. Hucurat suresi özellikle insanların işleriyle ilgili konular hakkındaki haberlerden emin olmak ve meselelerin iç yüzünü araştırmak gibi bir takim ahlak ve değerleri sağlamlaştırmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir millete fenalik edersiniz. Sonra ettiğinize pişman olursunuz. İslam her şeyi kesin delil üzerine korumaktadır. Bilindiği gibi hüt, hüt bir kavmin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettikleri haberini getirip dost doğru bir haber getirdim dediğinde Hz. Süleyman aleyhisselam onun sözlerine hemen inanmadı. Ancak gerçek olup olmadığından emin oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Süleyman Hüdü'de şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her duyduğunu nakletmesi kişiye günah olarak yeter. İmam Nevevi bu hadisi şöyle açıklamıştır. İnsan genellikle doğruyu doğruyu da yalanı da eşittir. Onları bir ayrım yapmadan her duyduğunu söyleyince ister istemez yalan haberleri de doğruymuş gibi nakletmiş olur. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına adamın biri gelir. Efendim filan kimse sizin için şöyle şöyle söylüyor dedi. Ömer bin Abdülaziz bak buna laf taşımak derler. Derhal yargılayalım. Eğer yalancıysan eğer yoldan çıkmışım biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Ayetine göre yoksa yanıldınsa daima kusur arayıp kınayan, hep laf götürüp getiren ayetine göre yargılanırsın. İstersen de seni affederiz. Adam affedin bir daha birilerinin aleyhinde konuşmak yok dedi. Her birimiz karar vermeden veya ona ulaşan haberi yayınlayıp aktarmadan önce emin olup gerçeğini araştırmaya dikkat ederse asılsız söylentiler ortadan kaybolur ve iftiracılar bunu insanlar arasında yaymaktan kaçınırdı. Ahlaki değerlerden de gıybet ve dedikodudan uzak durmaktır. Allah Teala şöyle buyurur: Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Gıybet hakkında da Ebu Hüreyre radiyallahu anhudan nakledilen hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamberimiz kardeşinden onun hoşuna gitmeyecek bir şekilde söz etmektir buyurdu. Peki benim sözünü ettiğim husus kardeşimde var ise ne olur diye sorulunca da Peygamberimiz eğer söylediğin şey onda var ise onun gıybetini yapmış olursun. Eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun diye buyurdu. İnsan sadece kendi kusurlarını düşünmeyip İnsanların kusurlarıyla meşgul olunca gıybet yapar. Resulullah şöyle buyurdu. "Biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür, fakat kendi gözündeki merteyi unutur." Üstelik insan diğer insan diğer insan kardeşinin ırzını savunmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden kurur. İnsanları ayıplamaktan uzak durmak ahlaki değerlerdendir. Allah Teala şöyle buyurur. Kendi kendinizi ayıplamayın. Ayıplamak söz ve işaretle olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim bunları yasakladı. Allah Teala şöyle buyurur. İnsanları arkadan İnsanları arkadan çekiştiren, kaş, göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Bu kimseler insanların suçunu araştırıp ayıplıyorlar ve onları kötü lakablarla çağırıyorlar. Bu ayet insanları dil ve işaretle ayıplamaktan karşı bir uyarı ve bunu yapana şiddetli bir tehdittir. Ebu Mesut radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sadaka vermemizi emrettiği sıralarda biz sırtımızla yok taşıyorduk. Abu Akil bir ölçek orma getirdi. Sonra bir adam geldi ondan daha çok sadaka verdi. Munafıklar Allah'ın bunun sadakasına ihtiyacı yoktur. Gösteriş yapıyor dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır ayeti indi. İnsanlarla alay etmemek gerekir. Gerçek mümin hiç alay etmez. Allah Teala şöyle buyurur: Ey inananlar, bir topluluk bir değerini alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Bizim dinimiz insanlara zarar veren her şeyi yapma, yapmamızı, yapmamızı yasakladı. Gerçek müslümanın ki kimseye zarar vermemesi ve sadece insanlar için yararlı şeyler yapması gerekir. Peygamber Efendimiz duygulara söz, fiil veya işaret yoluyla zarar veren her şeyi yasaklar ve insanın değerini yükseltecek her şeye davet ederdi. Ümmü Mesud'dan şöyle rivayet edilmiştir. Abdullah bin Mesud sahabelere hurma takdim etmek için bir ağaca tırmandı. Bacaklarının inceliği gülüşmelere neden olunca Efendimiz şöyle buyurdu. Niçin gülüyorsunuz? Yemin ederim ki o kıyamet günü mizanda Uhud dağından bile daha ağırdır. Uyusuzlardan sonra kendim ve sizin için bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Hucurat Suresinin çağırdığı en yüce değerlerden biri de insanlar arasında kardeşlik ve barış ilkesini bekiştirmektir. Allah Teala şöyle buyurur, Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. İslam dinimiz önemli değerlerden olan düzeltme ve barıştırmaya çağırır. İnsanların birbirine bağlı ve hoşgörülü bir toplumda yaşamalarını ister. Yakınlık ve ülfet, ülfetle dolu ve çatışmalardan uzak bir ortamda bir arada yaşamanın değerini sağlamlaştırmaya çalışır. Bunlar tüm çatışma ve anlaşmazlık meseleleri için bir tedavidir. Aile düzeyinde ise Kur'an-ı Kerim eşler arasında bir anlaşmazlık olup kendi aralarında halledemedikleri zaman akrabalarından takva ve dürüstlüğüyle bilinen bir hakem göndermeye çağırmıştır. Allah Teala şöyle buyurur: "Karı kocanın arasının açılmasından endişeleniyorsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar düzeltmek isterlerse Allah onların aralarını buldurur. Doğrusu Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır. Bu düzeltme ruhu barışmak, barışmak için tüm toplumu kapsayacak kadar geniştir. Allah Teala şöyle buyurur: "Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yabana büyük bir ecir vereceğiz. Peygamber Efendimiz insanların arasını düzeltmenin mukafatı ve insanların arasını bozmanın cezasını şöyle açıkladı. Size namazın ve sadakanın derecesinden daha faziletli bir ameli haber vereyim mi? Sahabeler evet ey Allah'ın elçisi dediler. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmektir. Çünkü iki kişinin arasını bozmak usturanın ta kendisidir. Ustura saçı kükünden kazır demiyorum fakat dini kükünden kazır. Gerçek mümin düzeltmeyi ve ıslahı bir hayat yöntemi olarak görür. Müminin bulunduğu her yerde hayır da bulunur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarları şer, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ve yazıklar olsun yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ey Allah'ım, bizi güzel ahlaka yönlendir. Senden başkası yönlendiremez ve bizi kötü ahlaklardan uzaklaştır. Senden başkası uzaklaştıramaz. Ey Rabbimiz ülkemizi ve tüm alemi İslami sen kuru. Amin.